Değerli basın emekçileri, bildiğiniz gibi Türkiye'de koronavirüs salgını eğitimi de felç etti ve eğitimde yaşanan sorunlar bir bütün olarak 18 milyon 108 bin öğrencimizi değil neredeyse 83 milyonu ilgilendiren bir boyuta geldi. Koronavirüs salgını hayatın tüm alanlarının olduğu gibi eğitim sistemini de etkiledi. Okullar bir hafta ara verildikten sonra eğitim bilişim ağı eba üzerinden uzaktan eğitimle devam edilmeye başlandı. Uzaktan eğitim 30 Nisan tarihine kadar uzatılsa da koronavirüsün yayılma hızına baktığımızda uygulamanın daha da uzayacağını söyleyebiliriz. Bu zor zamanlarda çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamalıyız. Layık, demokratik, bilimsel eğitim vermeliyiz. Ücretsiz internet verdik diyerek ne eğitimde fırsat eşitliğini ne de adaleti sağlamış olursunuz. Çünkü evinde internet bağlantısı, bilgisayarı, hatta televizyonu olmayan çocuk için parasız internet bir şey ifade etmez. Biz Eğitim imkanlarının çocuklarımıza adaletli sunulmasını istiyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza devletin kol kanat açmasını istiyoruz. EBA'nın yayına başladığı ilk gün yoğunluktan kaynaklı milyonlarca öğrenci dersleri takip edemedi. Gerekli teknik desteğin ivedilikle kurularak herkesin yayınlara rahatlıkla erişimi sağlanmalıdır evlerinde internet interneti, bilgisayarı, televizyonu, teknik donanımı olmayan öğrenciler uzaktan eğitimden faydalanmalıdır. Bunun yol ve yöntemini Milli Eğitim Bakanlığı bulmalıdır. Uzaktan eğitim başlamadan önce evinde internet bağlantısı, bilgisayarı ve televizyonu olmayan öğrencilerin tespit edilerek ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledik. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi vererek sorduk. Basın açıklaması yaparak kamuoyu ile de paylaştık. Ancak uyarılarımız dikkate alınmadı. İnternet bağlantısı ve bilgisayarı olmayan milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimden ...hiç ama hiç faydalanamadı. İhtiyaçları... ...karşılanmadığı sürece de... ...ne yazık ki faydalanamayacaklar. Milli Eğitim Bakanı da... ...çocuklarımızın yaklaşık... ...yüzde yirmisinin... ...evinde internet bağlantısı... ...olmadığını açıkladı. Yani bizi doğruladı. Örgün eğitim kapsamında... ...18 milyon... ...108 bin... ...860 öğrenci bulunuyor. Yani yüzde yirmiye vuracak olursak 3 milyon 621 bin 772 öğrenci uzaktan eğitime erişemedi. Evinde televizyonu olmayan öğrenciler bu sayıya dahil değil. Bir de takip ediyormuş gibi gözüken öğrencileri de katacak olursak neredeyse yarısı bu eğitimden yoksun kaldı. Böyle devam ederse eğitimdeki fırsat ve imkan eşitsizliği nedeniyle oluşan makas daha da açılacak. Tüm öğrencilerin evinde ücretsiz internet bağlantısı olmalıdır. Tüm teknik donanım sağlanmalıdır. Bilgisayarı ve televizyonu olmayan çocuklarımızın ihtiyaçları ivedilikle karşılanmalıdır. Fatih projesi hatırlıyorsunuz değil mi? Fatih projesine ayrılan bütçe ile Öğrencilerin uzaktan eğitime erişmeleri için evdeki teknik donanımlar tamamlanmalıdır. Biliyorsunuz Fatih Projesi kapsamında toplamda 3.4 milyar lira harcama yapıldı. Dağıtılan 1 milyon 450 bin tabletten hiçbiri de kullanılmadı. Sormak isterim Milli Eğitim Bakanı'na merak edip araştırdınız mı? Fatih projesi ne oldu? Fatih projesi kapsamında dağıtılan 1 milyon 450 bin tabletten haberiniz var mı? Eğer bu doğru yatırım yapılmış olsaydı bugünkü sorunları yaşamamış olacaktık. İhtiyaç sahibi öğrencilere bu dönemde okumaları için seviyelerine uygun kitapların dağıtılmasını öneriyoruz. Sadece ders kitapları değil, Okuma kitapları. Ha bu arada söyleyeyim. O vakıflar, cemaatler araya sızarak çocukların asla okumamaları gereken kitapları araya sokuşturmasınlar. Biz kitap önerdik diye bunu da sakın yapmayın. Ara tatilde hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha sonra yasal düzenlemeye ihtiyaç var diyerek 19 Mart'ta ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere ders ücretlerinin ödenmeyeceğine ilişkin okullara yazı gönderdi. Bu konuda yaşanacak sorunlar konusunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi vererek Milli Eğitim Bakanlığı'na uyardık. Gerekli yasal düzenlemenin yapılması için de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak yasa değişikliği teklifimizi yaptık. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için yapmış olduğumuz bu teklifi gelin hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirelim dedik. Ancak uyarılarımız ve teklifimiz dikkate alınmadı. Yani öğretmenler yine aç, yine işsiz, yine perişan. Koronavirüs salgınından önce ücretli öğretmenlere de bütçeden pay ayrıldığını öğretmenlerimiz biliyor kamuoyu da biliyor. Yapılması gereken iş ivedilikle yasal düzenlemelerin yapılarak bütçeden ayrılan payın ücretli öğretmenlere, usta öğreticilere, rehabilitasyon merkezinde çalışan öğretmenlere ve özel okullarda çalışan öğretmenlere bu olanak sağlanmalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi böylesine olağanüstü bir dönemde yasal düzenleme yapamıyoruz diyorsa o zaman ücretli öğretmenlere bütçeden ayrılan payın ödenmesine devam edilmelidir. Eğer yasal düzenlemeye ihtiyaç var diyorsa Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ki ısrarla bunu söylüyor o zaman biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hazırız. Yasa teklifini verdik. Gelin el birliğiyle bu yasa teklifini yasallaştıralım. Öğretmenlerimizin asla mahkum edilmesi kabul edilemez ve biz asla kabul etmeyeceğiz. Bu süreçte okul servisçileri de veliler de zor günler yaşıyor. Öğrenci velileri kullanmadıkları servisin ücretini ödemek istemiyor. Ancak sözleşmeler ve ihaleler sene başında yapıldığı için Velilerin kullanmadıkları servislerin ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Bir yandan da servis sahipleri ve serviste çalışanlar da bu sözleşmeye dayanarak yatırım yaptılar. Onlar da perişan. Dolayısıyla iki sorunu bir arada çözmek mümkündür. Milli Eğitim Bakanının veli ve servisçileri mağdur etmeyecek bir çözümü ivedilikle hayata geçirmesi gerekmektedir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan öğretmenler kurumları tarafından ücretsiz izine çıkardıkları için maaş alamıyorlar. Maaş alamayan insan evine ekmek götürebilir mi? Elektriği, suyu, doğalgazı nasıl karşılayacak? Bunu hiç düşündünüz mü? Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin vergi ve SSK ödemeleri konusundaki destek sağlanarak bu okullarda çalışan öğretmenlerimizin ücretlerinin ödenmesi için ortak bir çözüm bulunmalıdır. Ülke genelinde 12809 özel okul bulunmaktadır. Bu okullarda 1.440.577 öğrenci eğitim öğretim görüyor. Bu süreçte öğrencilerin okula gitmemesi nedeniyle Veliler de okul taksitlerini ödemiyorlar. Taksitlerin ödenmemesi binlerce özel okulun ekonomik sıkıntı yaşamasına neden olacaktır. Devlet sosyal devlet olma görevini yerine getirmediği için bu kurumlar ihtiyaçla ortaya çıkmıştır. Aslında ne rehabilitasyon merkezine ne de özel okula ihtiyaç olmaz sosyal devlet olma sorumluluğunu yerine getirseydik. Sosyal devlet sorumluluğu yerine getirilmediği için yapmadığına göre bu devlet bunu yapmadığına göre bu kurumların bu kurumda çalışanların sorunlarını çözmek zorundadır. Uzaktan eğitimle birlikte bilişim öğretmenlerine de ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Eğer bilişim öğretmenlerine ihtiyacımız var diyorsak ki var, o zaman yapılması gereken canlı sınıf uygulamasının da başlatılacağı bir dönemde EBA ile koordineli çalışma yürütülmesi için her okulda en az bir bilişim öğretmeni atamalıdır, atanmalıdır. Bunun için de ek öğretmen atamasına 20 bin bilişim öğretmeni atanarak eksiğimizin bir nebze de olsa giderilmesi sağlanmalıdır. Uzaktan eğitimin verdiği şu dönemde, verildiği şu dönemde tüm okullar dezenfekte edilmeli, bakımları yapılmalı, çocuklarımızın sağlığı için tuvaletlerindeki eksikliklerin giderilmesine özen gösterilmelidir. Yani okul tatilken, boşken her türlü hazırlık şimdiden yapılmalıdır. Bu okullarımıza çalışan öğretmen ve diğer personelin ücretleri alabilmesi için vergi, SGK ödemeleri ve bu konulardaki kolaylıklar mutlaka özel okullar için sağlanmalıdır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında özel okullardan devlet okullarına bir yönelişin olma ihtimali yüksektir. Şimdiden 2020 2021 eğitim öğretim yılına hazırlık için dersliklerin ve okulların ihtiyaçları şimdiden giderilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak uzaktan eğitim çalışması birçok Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Özellikle LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize örnek vermek gerekirse Sarıyer Belediyesi tarafından 4 yıl önce kurulmuş olan Sarıyer Akademi tarafından başarıyla bu çalışmalar uygulanmaktadır. Sarıyer ilçe sınırları içerisinde bu çalışmalar uygulanıyor. Eğer bu çalışmaya ihtiyaç duyan yani LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz Türkiye genelinde internet ve bilgisayarı olan öğrencilerimizin talep etmeleri halinde bu Türkiye genelinde yani Van'da da Hakkari'de Mersin'e de, Mersin e de Adana'ya da ya da Kırşehir'e Ardahan'a da burada hazırlık yapan öğrencilerime de öğrencilerimize de Sarıyer Akademi tarafından bu hizmet verilecektir. Bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca özellikle sağlık çalışanları açısından ve sağlık kurumları açısından ihtiyaç bulunan yurtlar ve pansiyonlar ihtiyaç olduğu açıktır. Bunun için TÜRGEV'e, TÜGVA'ya, Ensar ve İlim Yayma gibi sözde kuruluşların yurtlarının kullanımları Sağlık Bakanlığı'na devredilmelidir. Buradan Sağlık Bakanlığı'na bir çağrı yapmak istiyorum. İhtiyacınız olan bu yurtların bu binaların bu kurumlar tarafından devletin olanakları seferber edilerek bu kurumlara yurtlar tahsis edilmiştir. Şimdi görev bu kurumların bu yurtları Sağlık Bakanlığı'na devretme görevidir. Sağlık Bakanlığı'nın bunu talep etmesi halinde sanırım saray buna hayır diyemeyecektir. Saray hayır derse bu kurumlar hayır kurumları olduklarını iddia ediyorlar. Sosyal kurum olduklarını iddia ediyorlar. O zaman görev şimdi onlara düşüyor. Bu boş olan yurtlarınızı Sağlık Bakanlığı'na devredin. Sağlık Bakanlığı bunu gerekirse hastane olarak da kullanabilsin. Teşekkür ediyorum. Sorunuz var mı arkadaşlar? Sarıyer Akademi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullandığı altyapının aynısını kullanıyor. Bugün Sarıyer Belediyesi Milli Eğitim Bakanlığı müfredata uygun olarak eğitim vermekte. Eğer ihtiyaç olursa, öğrenciler bunu talep ederse aynı anda 18 milyon öğrenci giriş yapmak isterse aynı anda 18 milyon öğrenci giriş yapabilir. Bir başka farkımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasından başka farkımız şu. Önce öğrencilerin seviye tespit sınavı yapılıyor. Her öğrencinin seviyesine uygun olarak bir ders programı yapılıyor. Ve öğrenci her gün öğretmeni tarafından canlı olarak ödevlendiriliyor. Bir gün sonra da o öğrencinin dersi dinleyip dinlemediği, sorulara yanıt üretip üretmediğine bakılıyor. Eğer sorulara Yanıt üretememişse, hangi konuda başarısızsa, eksikse öğrenci o konunun tekrarı öğretmenler tarafından da yapılıyor. Hiçbir kaygıya gerek yok. Aynı anda girişte hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Teşekkürler.